Bir önceki dersimizde sizlerle beraber Revolo komutu ile bu olumlu bükümlü bir ayağın, mobil ayağının nasıl yapılacağını az önce görmüş olduk. Bu ayağın aynı şekilde aynısını elde edebilmenizi sağlayan bir de loft komutu da var aslında. Loft da o işe yarıyor. Nasıl yani? Biz Revolo komutu kullanırken iki kılıf kullanıyoruz. Birincisi düz düzlem çizgisi etrafına döneceği. İkincisi de kalıp çizgisi. Peki loft komutunda peki işlem nasıl yapılıyor diye bir hocam sorarsanız eğer, o da çok kolay. Ben size bunu anlatacağım. Loft komutunu nasıl yapabilmek için loftta sistem şu şekilde sağ tarafta görüntü gibidir. Yani sizin ekrana bir düzlem içerisinde neler koymanız lazım? Bir düzlem içerisiniz. Ekrana şu görmüş olduğunuz gibi çemberler ve evrimsi yamuklar koymanız gerekiyor. Peki hocam nasıl yapabiliriz biz bu işi loft ile diye sorarsanız, bu mantığa çevirebilmemiz için sistemi bizim kalıptan biraz yardım almamız ve farklı bir kalıp çıkarmamız lazım. Farklı kalıp olayı da şu. Burada üst üste yukarıdan aşağıya neylere ihtiyacımız var? Kalıplara ihtiyacımız var. Nasıl yani? Geliyorum hemen AutoCAD'e. Burada detay üstte gibi görünüyor. Perspektiften de belki bu işi yapabiliriz. Sizinle bir deneyelim. Perspektiften yapacağım direkt bu işi bu kez. Yapmam gereken bana lazım olan line komutuna bir tık yapacağım. Ekrandaki herhangi bir boşluğa tıklayacağım. Mouse'umu yukarı doğru tıklayacağım. Dik açı da gelmesini istediğim için orta moda komutuna bir tık yukarı doğru tekrar yön veriyorum ve 11 santim uzunluğunda olduğu için klavyede 11 yazıp Enter'a basacağım ve son olarak ESC. Şimdi bunun üzerine içerisinde halkalar koymam lazım. Yani çemberler koymam lazım. Loft komutu çemberler veya halkalar ister. Sıralı bir şekilde. Hatırlıyor musunuz? Bizim burada 2,5 santim arayla şöyle boğumlu olaylar vardı. Kalıp hazırlamıştık, boğumlu kalıp. Birinin yarı çapı 4, birinin 2, birinin 3, birinin 1 santimiydi. Peki bunu nasıl yapmıştık? Gelin beraber yapalım. En baştaki çember ise R's, bakın yarı çapı yarısı 2 santim. Yani perspektiften bakarken yapmam gereken range tangle'ye, pardon, cırçı dediğimiz center rotisi bir tık yap. Ve şuradaki çizginin uç noktasına bir tık mouse'umu açıyorum. Doğru açıda geliyor mu? Geliyor. Birinci çemberin çapı 2, enter yarı çapı. Niye? Bu 2 santim yarı çapı bakın tam şurayı veriyor. Hemen altında 2,5 santim hemen altında 4 santim yarı çaplı bir boğumluğa ihtiyacım var. O zaman tekrar geri geliyorum AutoCAD'e. Tekrardan center radius komutuna yani cırçı komutuna bir tık yapıyorum. Geliyorum şu merkeze ama tıklamıyorum. Mouse'umu aşağı doğru şöyle yön veriyorum. Kesikli çıktıktan sonra 2,5 enter yapıyorum. Ve halkımın başlanması gerektiğini bulup çemberimi şöyle açıyorum. Sıra geldi yarı çapı vermeye. Bunun yarı çapı 4 idi arkadaşım. 4 yazıp enter'a basıyorum. Hocam niye öyle yaptınız? Öyle. Şurada 2 idi. Düzlem çizgisinin en üstündeki. Sonrası 4'tü. Sonra yine 2,5 santim bunun olduğu yerden aşağıya yine 2 santimlik bir çap var. Gideceğim. Tekrardan cırçla dediğimiz range'den cırçla dediğimiz radius'a bir tık yapacağım. Bu kez iki çemberin merkezini bulmam lazım. Bulabiliyor mu? Bulamıyor. Ama en üstü neyi bulabiliyorum? Bakın en üstteki düzlem çubuğunun tutacını bulamıyorum. Buluyorum. Tutacıma denk geliyorum ama tıklamak yok. Yavaş yavaş mouse'umu aşağıya indiriyorum. Bu kez ne yapacağım? 2,5 inmiştim. 2,5 daha ineceğim. Toplam 5 santim ineceğim. Kesik çizgi görmem sayesinde bana atama yaptıracak. 5 yazıp enter'a basıyorum. Bakın çemberimin atlanacağı yeri otomatik kendisi buldu. Yalnız bunun çapı kaçtı. Bunun yarı çapı da 2 idi. Klavyeden 2 yazıp enter'a basıyorum. Nereye geldik? Bakın şurayı yaptık. 2,5 santim aşağıdaki dörtlü yaptık. Toplam 5 santim aşağıdaki ikili yaptık. Şimdi 7,5 santim aşağıda olan, bakın 7,5 santim dediğimiz yerin aşağısında bulunan 3 santim yarı çaplı bir çember daha koyacağız. Tekrar AutoCAD'e geliyorum. Cırçlaya bir tık. Hemen geliyorum şöyle tutacı görüyorum. Tıklamak yok. Mouse'umu aşağı doğru çeviriyorum. Kesikli çizgiyi gördükten sonra bu kez 7,5 santim aşağı kaysın diye 7,5 kez enter'a basıp bakın o olacağı yeri buluyorum. Yalnız bunun çapını az önce kitaptan baktım. 3 santim de yarı çapı. 3 yazıp enter'a basıyorum ve son bir yere kaldık. Son yerde bakın
tam en altı. 1 santim genişliğinde uzaklık var düzlem çizgisinden. O zaman ben 1 santim çapında çember, yarı çapında çember lazım. Tekrar geliyorum o takete. Çırçlaya bir tık. Şuraya merkezine geliyorum. Evet. Bir tık yapacağım buraya. Evet. Açacağım mouse'umu. Yarı çapı 1'di. 1 yazıp enter'a basacağım. Baktığınız zaman sen bunu bakın Visual Stylus. Hızlı oldum biraz. Yavaş anlatayım. Baktığınız zaman Visual Stylus araç bulundu bu. 2D wireframe'le tel modelle. Sen bunu konseptüel dedim. Katı modelle alsan çok da bir şey değişmez. Çünkü sen bunu katı model yapmadın. Telde hala. 2D wireframe'e geri alıyorum. Sonra sıra geldi. Ben büklüm büklüm Ankara'nın yolları gibi boğumlarını hazırladıktan sonra sıra geldi bu işi. Komutunu yapmaya. Komutumuz neydi? Loft idi. Aynı komutla, farklı komutla aynı ayak modelini çıkarmaya çalışıyoruz. O zaman loft nasıl çalışır? Loft'u bulalım. Extrude komutunun altındaki seçeneklere bir tık yapıyorum. Bakın loft burada. Ona da bir tık yapıyorum. Ardından bütün boğumlara sırayla, bakın sırayla birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci son halkaya tıklıyorum. Enter'a basıyorum ve tekrar Enter'a basıyorum. Benim işlemim tamamdır. Acaba tamam mı? Bakalım bakalım. Hala tel modelde olduğu için sistem belirli değil. Geliyorum 2D wireframe'e. Oradan konseptüel komutuna bir tık yapıyorum. İşte benim ayağım burada. Yalnız Revolve ile Loft arasında şöyle bir farklılık var. Eğer biz Orbit yazarsak klavyeden Enter'a basarsak serbest açıyla parçamızı, tasarımımızı çevirdiğimizde dikkatli bakarsın. Bakarsanız eğer parçanın tamamının işirisi dop dolu olduğunu görürsünüz. Eğer sen bunu bu ayağı bu şekilde dop dolu bir şekilde üretmeye istersen firmayı zarara uğratırsın. Bunun tamamının içerisinde enjeksiyon kalıpta, plastik kalıpta dolması demek filtrenin maliyet olarak çöküşü demek veya metal olarak kalıbından dökülmesi demek çöküş demek. Bunun içinin belli bir kısmının boşaltılması gerekiyor. Genelde bunu yapmak için de şöyle bir yöntem izlenir. İyi takip edin defteri, kitabı. Şimdi bu kalıbın aynısından seçeceğim. Bu modelin aynısından seçeceğim. Ve yapmam gereken kopyalamak. Kopyalayacağım. Sonra bir kez veriyorum bana. Merkezi verdi. Bir tık yapıyorum. Hafif sağ, tekrar sol yapıyorum. Kopyalamayı seçtiğim yerin üzerine tekrar kopyalasın diye aynı tutaş noktasına bir tık daha yapıyorum. ESC'ye. Şu an burada iki tane kalıp var. Yalnız birini küçültmemiz gerekiyor. Hocam nasıl küçülteceğiz sorusuna cevap vermek için. Bizim burada bir tane düzlem çizgimiz var diye hatırlıyorum. Yani bakın konseptüallar tekrar 2D wireframe arıyorum. Bakın şu çizgisinin bize tam ortası lazım. Bu ortasını kullanaraktan iki tane üst üste bulan kalıbı ne yapacağız? Hocam iki tane olduğuna emin misiniz? Gelin beraber bakalım. Bakın seçiyorum. Move'ye bir tık yapıyorum. Olduğu yerine şöyle alıyorum. Bir tık boşta geliyorum. Bir tık yapıyorum. ESC. Gördük mü şimdi iki tane olduğunu? Gördük seni eğer gönlümüz razıyız. Daha CTRL-Z yapıyorum. Onları üst üste geri tekrar yerine alıyorum. Amacım benim şimdi şu. Ben burada bulunan bu kalıbın içerisindekini küçülteceğim biraz. Nasıl küçülteceğim? Olay tamamen şu. Arkadaşım kalıbı seçiyorum bir tanesini. Ardından skala diye bir komutumuz vardı. Büyütmek, küçültmek. Bir tık yapıyorum. Ardından büyüteceksin. Şu düzlem çizgisinin ortasını bu ayak modelin ortasıdır. Buradan küçülteceğim. Bir tık yapıyorum. Mouse'umu açıyorum. Sanki büyüyecekmiş gibi görüyor değil mi? Eğer 1.1 ve üstünde bir ölçü girersen büyür. Eğer 0.9 ve altında bir ölçü girersen içerideki İki tane olan kalıbın birisi küçülür. Ben buna 0.8 yazıp Enter'a basıyorum. Yani baktığınız zaman benim kalıbım ne yaptı? Bakın Orbit yazacağım buraya. Orbit yazıp Enter'a basacağım. Terbiyesi içine çevireceğim. Baktığınız zaman benim kalıbım diğer kalıpla ne yapmış? Küçülmüş iç içe. Biraz daha bunu işi güzel olması için şuradaki görünüş araç bloğundan front'u seçeceğim ön görünüşü ve şuna bakacağım.
baktığım zaman neredeyse şuradan çok zayıf bir kalıp içerisinde. Buradan ise çok büyük bir kalıp içerisinde. Acaba 0.9 çok mu fazla oldu? Ben bunun CTRL-Z yapıp, tekrar CTRL-Z yapıp geri alacağım. Bu kez de 0.9 deneyelim. Yani kalıpta iki tane üst üste birini seçiyorum. Ardından skalaya bir tık yapıyorum. Merkez olarak şurasını gördüğüm için düzlem çizginin tam ortası. Buraya bir tık yapıyorum. Bu kez de 0.9 enter diyorum. Yani bir tık küçültüyorum. Tekrardan View Controls çubuğundan seçim için sol tıkla bir tık yapıyorum mouse'umla. Front dediğimiz ön görüşe tıklıyorum. Baktığımda şurası şuraya çok daha yakın oldu. Yani bu bizim aslında istediğimiz bir şey değil. Hocam ne yapacağız sorusuna cevap verebilmek için? Ya biz buradaki noktayı biraz içe doğru çekeceğiz. Şu şekilde doğru, içe doğru çekeceğiz. Örneğin ne yazmam lazım benim buraya? Bu arada şuradaki iptal edilirse çok daha fazla yamuk olabilir. Onu iptal etmeyelim. Tekrar geri açalım orta modayı. Şurayı içe doğru çekmek istiyorum. Şurayı şöyle tuttum ama x'i 0.5 enter desem ne kadar kaçar? O fazlasıyla kaçtı. CTRL-Z. Tekrar aynısını diyeceğim. Kalıbı şurayı tutacağım. Şuraya bir tık. Dışa doğru göstereceğim ama orta modu mutlaka açık. F8 dediğimiz. Buraya eksi 0.5 yazıp enter'a basıyorum. Aynısını şuraya yapacağım. Bir tık yapacağım. Mouse'umu dışa doğru çekeceğim ama burada da yine eksi 0.5 yazıp enter'a basacağım. Amacım neydi benim hocam orada? Şuradaki etli bölge çok ince kalmaması için biraz daha içi çekmek idi. Şurası eksik kaldı. Burayı biraz daha eksi 0.5 yapsam peki? Tekrar eksi 0.5 yazıp enter'a bassam biraz daha içe gitti. Şurayı tekrar içe alalım biraz. Şuraya bir tıkla yapalım. Dışa doğru yapıyorum ama mantıkta eksi 0.5 yaptığım için içe doğru gerilmeler, çekilmeler oluşuyor. Aynısı aynı durum diğer tarafta oluyor mu diye sorusuna cevap verip aynı durum diğer tarafta olmuyor. Burayı da aynısını yapacağız. Şuraya bir tık. İçe doğru mouse'umu çekiyorum veya dışa çekelim. Bir dakika. Arkadaşım bunun rengini değiştireceğim. Acaba diğer tarafı daralttığından diğer tarafı da daraldı mı? Onu anlayamak için de dim yazsam ben buraya. Şuradan tutaç gelecek mi gelmiyor. Ölçemiyorum o zaman. O zaman bunun rengini şuradan değiştirmemiz lazım. Kırmızı yapalım bunun rengini. İç içe durum olduğunda nasıl olacak? Şurayı da konseptüel yaptığımda herhalde burayı kısalttığımda buranın da kısaldığını düşünüyorum. Amacım neydi? Amacım şu olacak birazdan. Benim bu dışarıda bulunan, bu dış gövdenin içinden, içinde bulunan bu kocaman alanı söküp atmak, çıkarmak, boşaltmak, temizlemek. Niye? Silikon, plastik enjeksiyonla baskı kalıp üretildiğinde veya döküm kalıp ile kalıp üretildiğinde içerisi boş kalsın ki fazla maliyet oluşmasın diye bunu yapmak zorundayız. Genelde şuradaki etlik pay 2 milimetre olmaktadır. Ben biraz fazla yaptım. Sanki 0.5 milimetre gibi görünüyor. Sıra geldi bu işi yapabilmeye. Yani ne yapabilmeye? İçerideki şuna izometriye tıklayalım. Dışarıdaki ana kalıptan içerideki kalıbı boşaltarak iç boşluğu sağlamak. Bunu yapabilmek için hangi komut lazım bize diye sorarsanız eğer bakın sol gidişin araç bulundu bunlar. Subreq komutu var. Subreq komutuna bir tık yaparız. Ana kalıba bir tık enter. Fason dediğimiz kalıba bir tık enter yaptığımız zaman içindeki dışındakinden ayrılır arkadaşım. Bakın tıkladığımızda bir parça gibidir. Ve bakın tekrar konseptüele aldığımda içinin boş olduğunu şu an göremeyebiliriz. Göremiyoruz da. Ama tel modelden baktığımızda 2D grafiğinde onun içi boş. Ya hocam bizi kandırma. Hadi bakayım şunu seç. Şuradan Movie'ye bir tık yap. Onu oradan ayır. Bak nasıl farklı olacak diyeceksiniz değil mi? Diyeceksiniz tabii ki. Bakın seçiyorum. Uzatıyorum, yazıyorum. Ne oldu? İçe bir başka parça var mı? Yok. Hocam bu böyle oldu. Bunun böyle olmasının sebebi neydi? Maliyetli üretimde bir ayak üretilirken içi tamamen dolu bir şekilde kalıp üretilmez. İçinin ne yapılması lazım? Boşaltılması lazım.
içinin de boşaltılabilmesi için arkadaşım bizim var olan tasarımımız iç içe iki tane kopyalarız. İçeridekini küçültürüz. Fason olur o bizim ve subrak optu sayesinde subrakta bir tık yaparız. Ana parçaya bir tık enter. Daha sonra içini boşaltmak istediğimiz için hazırladığımız kalıbımız fason kalıbı üzerine bir tık bir enter yaparız tekrar ve içindeki o kısmı boşaltırız. Böylece arkadaşım, eğer hala hocam biz sizin yaptığınız bu işten inanmıyoruz diye bir şey derseniz, şimdi aklıma şey geldi. Slice diye bir komut vardı. Kesim, kesme komutuydu. Bakayım onu aktif edebilecek miyim, kullanabilecek miyim? Yazalım bakayım. Slice çıktı. SL yazdığımda Enter'a basıyorum. Bu parçayı bir tık Enter keseceğim. Ama neresinden? Şu üst noktadan bir tık. Ya da bir nokta. Nerede? Bakın şuraya tık. Ve Enter'a basıyorum. Kesmem lazım. O muhtemelen kesildi. Tekrar fronta bir tık. İzometreye bir tık. Bu parçayı ikiye böldüm. Şurayı seçiyorum. Ve Delta'ya basıyorum. Bakın içi görmüş olduğunuz gibi ne yaptı? Boşaldı. Böylece size Slice komutuyla katı modelleri kesip bölmeyi de öğretmiş olduk. Aynı zamanda size Loft komutuyla bir boğumlu ayak yapmayı öğrettik. Ayrıca size parçaların içini boşaltmayı, böylece de maliyetten kar elde etmeyi sağlayan subrekleme yöntemiyle iç boşaltmayı da öğretmiş olduk. Şimdi bu kesmiş olduğum yeri CTRL-Z olarak geri alacağım. Hatta bayağı bir geri alacağım burayı. Alsam mı? İleri ileri yapalım. Kestiğim yerler geri gelsin. Şurada bir tane arkadaşım resim alacağım ben. Herkes şuraya kadar yapmaya çalışsın bakalım. Bir screen yapalım. Güzel işler yaptık çünkü. Şuraya geliyorum. Şuraya CTRL-V yapacağım. Ne kadar siz çizin. Ben kitabıma da bu yapmış olduğum işlemi eklemiş olayım arkadaşlar. Kitabımızda yıllarca durur. Her yıl yeni bir şeyler ekliyoruz. Bu sene mesela bunları eklemişiz kitabımızda. Sizlerle beraber ilerleyen yıllarda mutlaka daha da farklı şeyler ekleyeceğizdir mutlaka. Hadi buraya kadar bir gelin bakalım. Siz bekliyorum. Ben de kitapçığımı biraz daha dolu yapmaya çalışayım. Parça bir olsun. CTRL-Z yapıp şimdi geri alacağım. Evet. Şuradan parçayı böldüğümü gösteren bir resim aldım. Print screen. Boşluğa tıkladım. Ben çıktım. Bir CTRL-Z'yi daha aldım şöyle. Bir tane şöyle bir resim alalım. Print screen yapalım şöyle. Derken bir konseptual realist ekip yapmak için şuradaki şöyleyken bir de şöyleyken bir resim oldu.
anlattığım olay aslında çok basit. AutoCAD'in ekranındayken Paint Stack'ın tuşuna basıyorum. Sonra Word ekranına geliyorum. Ekranda herhangi bir boşluğa tıklıyorum. Ctrl V'ye tuşuna basıp yapıştırıyorum. Onu da aldık. Ctrl Z yapalım. Başka neyimiz var? Bir tane böyleyken bir sıkıntı alalım yine. Ne yapmış olduğumuzu bulamıyordum. Burada bir öncesi sonrası olayı var. Yani önceden kalıp iç içe giriyordu neredeyse. Sonra biz kalıbı çekerek bükerek iç içe girmekten kurtarmıştık. Burada bunu söylemeye çalıştık aslında. Başka ne alabiliriz buradan? Ctrl-Z yapalım. Bir tane de şöyle almamız lazım. Bir screen yapalım. Şurada olması lazım. Bunları biraz küçültebilir miyiz? Evet. Evet. Şuraya bir Ctrl. Resimde alalım. Ctrl-Z yapalım şu anda. Koysak daha mantıklı olur diye düşünüyorum ama belki sığmayabilir. Şuraya şu en başa şuraya Ctrl-V diyelim. Yani aslında birinci yaptığımız buydu. Değil mi? Birinci yaptığımız buydu. İkinci yaptığımız buydu. Üçüncü yaptığımız işlem ise iki tane parçayı üste koymaktı. Dördüncü yaptığımız işlem ise bunlar şöyle baktığımızda önden yamuk yumuktu. Yani çizgiler iç içe giriyordu. Yanlış söyledim. Yanlış bir şey söyledim. Çizgiler iç içe giriyordu. Biz bu çizgileri ne yaptık? Biz bu çizgileri elimizden geldiğince düzelttik arkadaşlar. Evet. Ve dördüncü elimizde oluşan da şuydu arkadaşlar. Sırayla gittiğimizde de beşinci olan neydi eğer diye sorarsanız. Beşinci olan da biz bunu aslında önce kestik.
Sonra kesilmiş olarak şurada elde ettiğimizi, yani içini boşaldığını anlatmaya çalıştık. Ve son olarak yine buradayken sizlerle beraber şöyle bir şey yapalım. Hocam baktığımız zaman evet bu bir katı model, tamam. Ama bayağı bir geri geri yaptık. İleri yapmak istiyorum. Şimdi ileri vermiyor. Uğraştırıyor beni, problem değil. Biz tekrardan loftlamayı göstereyim. Loft yapalım. Parça tek tek tıklayarak loftlanma işlemini bitirelim. Çünkü her şey geri aldığı için böyle oldu. Tek tek tıkladığımızda sistem böyle kendisine otomatikman düzeltiyor. Son olarak Enter'a basıyoruz. İki kere. Kitabımızı ne yazmışız peki? Burada üç kere diye yapalım. Önceden üç kere basıyormuşuz. Artık neymiş arkadaşım? İki kere basıyormuşuz. Çünkü orada kendisini yenilemiş. Arda. Son kalıp seçildikten sonra Enter'a basılır diye yazacağız ve yazdık da evet güzel oldu. Kitap tıklı biraz yenileme yapmış olduk böylece. Son olarak burada hocam eksikliğimiz diye sorarsanız eğer son olarak burada eksiğimiz şuydu. Konsept baktığımız her şey yolunda. Bunun içerisini boşaltmayı az önce öğrettim. Bir daha tekrar uğraşmayacağım. Eksik olan yanı şu. Burada ne yok arkadaşım? Yukarıdaki yerleştirdiğimiz tabla seçici yok. Tabla seçici yapmayı bir kez daha öğretmiş olayım ben burada. Sistemi hemen telemodüle alıyorum. 2D wireframe'le. Daha sonra sisteme üstten bakacağım. Tab görünüşe bir tık yapacağım. Ve ben biliyorum ki arkadaşım benim burada tasarımım var. Onlar burada bir farklı duruyor. Tasarım yok. Bana böyle gelmiş. Tekrardan tab diyelim. Buraya. Benim yapmam gereken arkadaşım şurada. 8'e 8. Bakın bir tane range tane seçeceğim. Artık herhangi bir yerde bir simetri çekeyim. Şöyle boşluğa 8 tab 8 diyeceğim. Hocam niye 8 tab 8 diyorsunuz? Diye sorarsanız eğer hata yaptım olmadı. Tekrar deneyelim. Var mı? Bizden bir yere değildi. Şöyle çek. Tekrardan 8 tab 8 enter yap. Hocam niye 8'e 8'di? Çünkü bizim kalıbımızın bakış ölçüsü vardı. Üst tablo seçici toplam 8'e 8 olduğu için büyük bir ayak. Hantal bir ayak olabilir. Biraz daha siz de küçüğünü yapabilirsiniz. Yapmamız gereken ayağın üzerinde bakın kitapta olduğu gibi delik yerlerini bulmak ve bu yerleri delmek. Kalıbı bulduktan sonra geçici çizgilerden line kullanacağım. Onun için red kromosuna kırmızı rengi seçeceğim. Line'e bir tık yapacağım. Küçük tutacağım. Bir tık yapacağım. Buraya gelmesini istiyorum. Geldi mi? Geldi. Şimdi gelmiyor ama yalnız ortaya açalım. Tekrar iptal edelim ortaya. Tutaca geldikten sonra mouse'umu burada bırakıyorum. Klavyeden bir yazıp Enter'a basıyorum. Ardından ESC. Demek ki benim şuradan başlaması lazım. Ne? Vida deliğimin çapının. Benim vidam bağlantı elemanı vidası 3.18, 3.25, 3.25 kullanılıyor bazen de. Veya 18.20 kullanılıyor. Eğer bu burada ise ben o zaman cırçlı komutu ile hemen Center Radius komutuna bir tık yapıyorum. Şuraya geliyorum. Uçuk noktasına bir tık mouse'umu açıyorum. Şimdi benim bu delik çapım eğer benim vidamın genişliği 3.5 milimetre ise ben o zaman 4 milimetreye biraz rahat giren bir boşluk bırakmam lazım. O zaman 4 milimetrenin yarısı 0.2 santimdir. Klavyeden 0.2 santim diyorum yarı çapını yerleştireceğim. Bu var olan çizgimi, kalıbımı sağa sola etrafa dağıtabilmek için modifier aç bulunduğundan bir roller dediğimiz aynanın kutusuna bir tık yaparak bakın şu üçgen noktasına bir tık yapayım. Orta nokta üçgen noktasıdır. Mouse'umu şöyle geri getiriyorum. Dik gelmesi lazım. Dik gelmiyor. Onun için de bakın şuradaki orta modu komutuna tekrar bir tık yapıyorum. Dik geldi. Bir tık. Bir de enter. Aynısını bu ikisi için tekrar yapacağım arkadaşlar. Ve tekrar modifier aç bulunduğundan tekrar mirror komutuna tıklayacağım. Ardından da tablo sıcının orta noktasında olan üçgen noktaya mouse'umla bir tık. Mouse'umla çevireceğim. Doğru yerde gördükten sonra bir tık. Bir de enter. Şurayı silebilirim. Artık burası bana referans çizgisi bana lazım. Bir seç. Delta'ya bas klavyede. Ben o silindi. Eğer ben izometrikten bakarsam buraya ve kalıbıma şöyle yaklaştığım zaman eğer press pull komutuna tıkladıktan sonra şöyle alana geldiğimde bütün çizgiler aynı anda
yanabilirse de modeli oluşturmalıyız. Ama yapmıyor. Problem değil. O zaman biz de modeli garaj bulunan bulunan exit komutanı bir tık yapacağız. Kalıbımızın üzerine bir tık yapacağız. Ardından enter. Aşağı doğru kalınlık aslında 0.2 milim olması lazım. 0.2 yazayım, ne olacak bakalım. 2, evet, 2 milimetre kalınlığında bir tabla seçimimiz olacak. Bu tabla seçiminin burada bulunan delik yuvaları kalıpları sayesinde press pull komutuna şöyle bir tık yapacağım. Ardından halkanın üzerine gideceğim. Sadece halkanın yanması lazım. Sadece halkanın ışığı yandı mı yandı. Bir tık yapıyorum. Mouse'u aşağı doğru çekmem lazım. Çünkü aşağısının delinmesi lazım. Klavyeden 0.2 yazıyorum. Enter'a basıyorum. Burası bakın delindi. Aynı durumda bakın. Şuraya bir tık yapıyorum. Enter'a basıyorum. Aynı durumu tekrar şuraya bakın geliyorum. Bir tık yapıyorum. Enter'a basıyorum. Aynı durumu şuraya geliyorum. Bir tık yapıp enter'a basıyorum. Hocam niye böyle oldu? Çünkü az önce ne yapacağımızı biz sisteme bilgisayara AutoCAD'i anlattık. O da aynı şekilde devam edeceğini düşünerekten bizim hamlelerimizi onayladı, kabul etti. Sıra geldi. Bu tablo sıcığımızı burada bulunan neyimize? Ayağımızın üzerine oturtmaya. Hocam onu nasıl yaparız derseniz eğer. Eğer bir geçici line çizgi seçerseniz de enter yapabilirsiniz. Bakın şuraya geldiğimizde alt orta noktadan bir tık yapıyorum. Sağ tarafa doğru alt orta noktayı bulup bir tık yapıyorum. ESC. Yani şurasının tam ortası tablo sıcığının altıdır. O zaman ben bu parçayı seçip taşıyabilmek için over komutuna bir tık yapacağım modifiye araç bulunanına. Bir tık yapıyorum. Nereden taşıyacaksın? Tam burada. Referans noktası, düzlem noktası, uç noktası. Bir tık yapıyorum. Geliyorum. Nereye taşıyacaksın? Yazıyor. Tabii ki az önce hazırlamış olduğum referans çizgisi. Bir tık onun yerine geçti. Bakın şuradaki yardım çizgiyi seç, sil. Şuradaki yardım çizgiyi de seçiyorum. Siliyorum. Şöyle mouse'un yüzüğüne basılı tutup sürükledim. Bıraktım. Acaba her şey yolunda mı diye gireceğim. Şöyle konsept olarak tık yapacağım. Yolunda mı diye tekrar serbest açılıya bakabilmek için klavyeden orbit yazacağım. Enter'a basacağım. Daha sonra ekrandaki tasarımı şöyle çevireceğim. Her şey yolunda gibi gibi diyeceğim. Ve son olarak ne yapabilirim? Az önceki dersi öğrettim. Bunlara baktığımızda çok da bir şey ifade etmiyor. Yani bunlar ya bir metal ayaktır ya ahşap ayaktır. Yani bu kez ahşap ayak olduğunu düşünelim. Ama yukarıdaki tablo sıcağı ahşap olamaz, metal olmak zorunda. Yoksa bu işin montajında kırılır. 2 milim kalınlığında ahşap tablo sıcağı olamaz. Bunu açık açık söyleyelim. Yani öğretmiş olduğumuz tasarımla piyasadaki işlemin aynı eşitlerde olması için bunu söylüyorum. Eğer biz realistikle tıkladığımızda baktığımızda neyi görebiliriz? Baktığında arkadaşım bunların hangi dokuya sahip olduğunu anlayamıyoruz. Peki bunu anlayabilmek için veya biz bu dokuların doğru dokuya oluşması için klavyede ne yazmam lazım? Klavyeden mat yazdığınızda Material Browser araç bulduğu için Enter'a basırız ve ekran karşımıza gelir. Biz şuraya atama yapmak istiyoruz. Metallerin içerisinde bakın şuradaki Metallic Paint'in en üsttekini seçeceğim. Şöyle tablo sıcığının üzerine bırakacağım. Tablo sıcığının rengi ne yaptı? Değişti. Bu kez de aşağıdaki gövdenin de tornalı bir ayak olduğunu düşünürken bakın wood dediğimiz neye geldim? Bakın wood dediğimiz panellerin içerisinden ahşap dokuya geldim. Oradan da şu ahşap dokuyu alıyorum. Şöyle üzerine sürükleyip bırakıyorum. Nasıl oldu? Bence gayet de güzel oldu. Sadece metal yapı biraz sırıttı. Metalin metal olduğunu pek belli edemedi. Şunu sürükleyip bıraksam nasıl olur? Yok, yine istediğimizi elde edemedik. Şundan bakalım. Şu az önce çok güzeldi. Niye böyle yaptı? İşte bizim ayağımız hazır. Kapatıyorum Material Browser'ı. Bizim için ayak arkadaşım hazır mı? Bence hazır. Print screen yapalım. Hadi size bir Material Browser yapın. Böylece ne yapın? Yani dokulandırmış olun. Şuraya da geleceğim arkadaşım. Şurada CTRL-V yapacağım. Ayağımı biraz küçültelim şöyle. Mobilya ayağıdır bu arkadaşlar. Çift tıklayalım. Yukarıyı, aşağıya, aşağıya, yukarıya şeklinde yapıyorum arkadaşlar. Şu şekilde burayı yapalım. Burayı da şu şekilde yapalım. Geldi. Yukarıda 1, 2, 3, 4, 5, 6, aşağıda 3 var. Şunu bir 6 alabilir miyiz acaba? Sürükleyip deneyelim. Evet. Şuraya almak istiyorum ama arkadaşlar inatla gelmemek istiyor. Şuraya koysam peki gelir mi?
geldi. Şunları büyütmem gerekiyor biraz hafiften. Evet, şunu biraz hafiften büyütelim. Aynı boyutta getirmeye çalışalım. Evet, şunu biraz hafiften büyütebiliriz. Şu biraz. Biraz da şunu büyütelim. Aynı düzlemeye getirmeye çalışalım. Geldiğince. Şunlar için biraz büyüklük sağlanabilir. Biraz şunun için sağlanabilir. Şunlar da ideal gibi görünüyor. Fazla bunlarla da oynamıyorum ve bırakıyorum. İşte bize öğrendiğimiz konunun gelişi. Bak şimdi ben size bugün dersten öğrendim. Loft komutu ile ve Revolver komutu ile aynı ayağın çizilebileceğini anlattım. Fark olarak Revolver komutunda tasarımın kalıbını çizdiğinizde içi zaten otomatik boşalır. İçi boş olur otomatik. Loft'ta yaptığınız zaman içi boşalamaz. İçini sizin boşaltmanız lazım. Neyle? Bakın hemen aşağıda bulunan, bakın görüyor musunuz? Subreg komutuyla. Size böylece ben ne yapmış oldum? Subreg komutunda öğretmiş oldum. Yani ana parçadan fasan parçayı delerek çıkarttık. Ve ne öğrettim başka? Ben size sadece komutuyla kesim yapmayı öğrettim. Yani katı modelleri birbirinden kesmeyi öğrettim. Biraz da çok aşağılarda kitaplarda yine aynı konular var. O konularda peki ben size ne öğrettim? O konularda da ben size Material Browser yani render ayarında dokulandırma yapmanızı öğretmiş oldum. Bir önceki derste metal dokulandırmayı, bugünkü derste hem metal hem ahşap dokulandırmayı aynı anda yapabilmeyi yine sizlere elimden geldiğince göstermeye çalıştım arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde gelirseniz yine sizlere birçok güzel, yeni, akıcı, yaratıcı demeyeyim de oluşturucu, kabiliyetli fikirler diyelim yaratmak Allah'a mahsustur. Biz basit, sade bir kuluz sadece. Vermiş olduğu zihinle Rabbimizin ilmini kullanıyoruz ve ilimlerimizi paylaşarak da sizlere çoğalmaya çalışıyoruz, faydalı olmaya çalışıyoruz diyorum ve bu güzel dersimizin ardından hepinizi Ümmeti Muhammed'in peygamberi olan Hazreti Muhammed'in selametiyle selamlayarak hoşça kalın diliyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki derste görüşmek üzere arkadaşlar.